Merhabalar, hoş geldiniz. Hemen soracaksınız, genç ne demek, gençin tanımını yapar mısın diye. Genellikle genç denildiği zaman 40-45 yaşın altı, eskiden 45'ti, sonra 40-45 dendi, şimdi ise 40 yaşın altı. Özellikle kalp krizi ve gençler dediğimiz zaman bizim çizdiğimiz sınır olarak ortaya çıkıyor. Peki bunun niye önemi var? Maalesef ve maalesef şundan dolayı önemi var. Hala kalp damar hastalıkları bir numaralı ölüm nedeni olarak duruyor ve maalesef giderek artıyor. Nitekim bakarsanız 2008 yılından, yani bizdeki 112'nin karşılığı olan 911 ambulans çağırarak hastaneye giden kişilerdeki kalp hastalıkları şikayeti olanların oranı 2008 yılında %39 iken 2017 yılında, yani tam 9 sene sonra %50'nin üzerine çıkmış. Ve bu kişilerdeki kalp krizi teşhisi de %91'den 95'e çıkmış. Yani hem kalp hastalığı artıyor hem de kalp hastalığının bir komplikasyon olarak ortaya çıkan kalp krizi artmaya devam ediyor. Ve yaş da düşüyor. Bizim elimizde önemli bilgiler olmamasına karşın özellikle Avrupa'dan farklılaştığımız bir konu var. Türkiye'de genellikle genç diye adlandırılan kişilerdeki kalp krizi oranı giderek artıyor. Ve Avrupa yaş ortalamasına göre bizdeki kalp krizi yaş ortalaması 10 yaş daha küçük. Tabii Avrupa daha yaşlı diyebilirsiniz, onda haklı olabilirsiniz ama bizim de yaşam koşullarının bunda önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Gençlerde kalp krizi denildiği zaman tüm acilden gelenler ve kalp krizi geçirenler içerisinde 40 yaşın altında olanların oranı %20 ve yılda yaklaşık %2 oranında arttığı düşünülüyor. Ve bu da çok ciddi rakamlara varabileceğinden dolayı insanlar endişeleniyor. Özellikle erkekler iki kat daha fazla bundan muzdarip durumdalar. Erkeklerde büyük damar tıkanıklığına bağlı olan kalp krizi daha çok görülüyor. Kadınlarda ise küçük damarlara bağlı olan kalp krizi söz konusu oluyor. Dolayısıyla ikisinin arasında da önemli bir fark var. Peki niye gençlerde daha çok görülmeye başlandı ya da artıyor? Genel toplumda kalp damar hastalığı arttığı için gençler de ondan etkileniyorlar, 40 yaşın altındakiler. Buna karşın özellikle sigara büyük sorumluluğu alıyor. Hatta kadınlarda da artan, neredeyse kadın erkek eşitliği söz konusu olan kalp krizi durumunda da sigara gene kadınlar için önemli bir risk faktörü olarak kabul ediliyor. Bunun yanında aileden gelen genetik riskler, ailevi kolesterol yükseklikleri, özellikle tip 1 şeker hastalığı da gene aynı şekilde gençlerde kalp krizinin giderek artan oranda görülmesinin sebepleri arasında sıralanabiliyor. Bir farklı konu var ki o farklı konuyu da şuradan getireceğim size. Ürdün'den bir makale getireceğim. Ürdün'de yapılan çalışmalarda sigaranın hani önemli olduğunu söylemiştik. Gençlerde kalp krizi açısından da risk faktörü olduğunu söylemiştik. Bunun yanına maalesef bizde de artan oranları da kullanılmaya başlayan ve gördüğümüz nargileyi de eklememiz gerekiyor. Çünkü Ürdün'de yapılan çalışmalarda görmüşler ki 40 yaşın altında kalp krizi geçirenlerde hem sigara kullanımı aynı zamanda nargile kullanımı da saptanmış durumda. Dolayısıyla sigara ile ilgili bir şey söyleyecekseniz bunun yanına Türkiye'de artık nargileyi de eklememiz gerekiyor. Evet, bu küçük bilgileri size aktardım. Umarım vakit ayırdığınıza değmiştir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.